Biz görüyoruz yani faizden de çok fazla destek yok bugün Borsa İstanbul Endeksinde. Hemen şimdi piyasayla ilgili değerlendirmeler alacağız. ALB Menkul Değerler'de Eda Önder karşımızda. Eda Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İnci Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dolar ve Euro TL'ye karşı değer kazanıyor. Faizler, faiz indirim beklentisine rağmen düne göre biraz yükseldi ve borsada kayıplar takip ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz günün geri kalan kısmında piyasalardaki bu baskı ve olumsuz hava devam eder mi? Öncelikle dolara değinmek istiyorum. Dolar FED sonrası dünya genelinde oluşan tedirginliğin sebebiyle ciddi anlamda değerlenmeye devam ediyor. Özellikle FED'e ilişkin notlarıma değinmek istiyorum ki aslında bakacak olursak çok da fazla bir sürprizle karşılaşmadık. Sabırlı ifadesini korumaya devam ediyoruz. Faiz arttırımına ilişkin 2015 yılının diğer yarısından sonra, ikinci yarısından sonra faiz arttırımı ihtimali hala masada. ABD ekonomisine ilişkin her zaman alışmış olduğumuz enflasyona dair hedefler, istihdama ilişkin hedefler halen varlığını korumaya devam ediyor. Yani dolayısıyla herhangi bir sürpriz olmamasına rağmen piyasalarda Amerikan ekonomisine ilişkin yer alan riskler ciddi anlamda piyasalarda bir tedirginlik yarattı ve buna istinaden özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolara ilişkin olarak şu an için herhangi bir geri dönüş sinyali görememekle birlikte 2.39'un 50'nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece dolara ilişkin olarak yönümüz yukarı. Ancak şuna da dikkat çekmek istiyorum ki değerlenen doların 2.41-2.40 seviyesinden gelebilecek kar satışlarına dikkat etmek istiyorum. Yönümüzü borsaya çevirdiğimizde ise Borsa İstanbul bugün de sizlerin bahsetmiş olduğu gibi yurt dışı borsalarının seyri ve döviz kurlarını dikkate alarak seyrine devam ediyor. Bugün aynı ihtimalin devam edebileceğini düşünüyoruz. Güne kayıplarla başlayan Borsa İstanbul biraz daha Amerikan vadeli piyasalarının toparlanma eğiliminden destek buldu. Biraz tepki alımlarıyla yönü toparlamaya devam etti. Ancak halen zayıf seyir, döviz kurlarının baskısını üzerinde hissettirdiğini görüyorum. Dolayısıyla 90 bin seviyesinin aşağısında kalmaya devam etmiş durumunda. Bugün kırmızı bir tablo bizleri bekliyor. Eda Hanım çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Borsanın 90 bin seviyesi altında kalıp kalmadığı önemli olacak. Kapanış seviyesini de takip edeceğiz, öyle gözüküyor. Bu notlarla piyasa ekranında bu bölümü noktalı.